enflasyon rakamları açıklandı. Emeklinin Temmuz'da alacağı en düşük zam oranı da belli oldu. Ankara'da korkutan yangın. Başkent kara dumanlarla kaplandı. Ekipler alevleri söndürmek için saatlerce uğraştı. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ekran karşısında Murat ve ben her sabah olduğu gibi huzurlarınızdayız. 4 Nisan sabahındayız. Perşembe günündeyiz. Güzel bir gün olsun. Haberlerimizde yine maşallah yoruma çok açık gündem belirleyen haberler var Ebru'cuğum. Her zaman olduğu gibi farklı içeriğimiz ve bakış açımızla efendim bu sabah başlıyor. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımız. Bir kez daha hoş geldiniz. Bu sabah Show TV, Ebru Akel ve Murat Küloğlu TV'de bize ulaşabileceğiniz adresler Ebru'cuğum. Nasılsın, iyi misin? Yine rengarenksin. Çok mersi. Maşallah. Yazın böyle havanın kendini iyi hissettirmesi, aynı zamanda en böyle Ramazan bayramımızın yaklaşıyor olması. Evet. Böyle insanda farklı bir coşku da hissettiriyor. Umarım sizler de bugün uyandığınızda böyle kendinizi iyi hissederek. Çünkü nasıl başlarsan gün öyle gider efendim. Gününüz bizimle başlasın, güzel geçsin. Buyurun, hoş geldiniz. O zaman Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğunu da açıklayalım. Bütün sokak hayvanlarımızın da günü kutlu mutlu olsun. Ama fakat lakin ileride bir haberimiz var ki diyeceğimiz haberlerimizden bir tanesi. Peki şimdi dün açıklandı enflasyon rakamları. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu aylık enflasyonu kaç demiş ya? 3.6 demiş. Evet. Deniyor ki gerilendi, geriledi deniyor ama aslında hız devam ediyor. Hızla bir düşüş var. Hı hı. Önceden 200'le basıp gidiyorduk. Şimdi 180'e inmiş. Evet. Hayırlısı olsun. Hı hı. Yıllık enflasyonda %68.50'ye yükselmiş. Bu da Allah bu günlerimizi aratmasın diyeceğimiz rakamlardan bir tanesi. Hı hı. Son verilerin açıklanmasıyla SGK ve Bağkur emeklileri de Temmuz ayında şimdiden %15'i zammı garantilemiş oldu. %15 Temmuz'da bekleniyordu. Rakam burada sabit. Gönül ister ki %115 olay idi. İşte keşkelerle olmuyor ki Ebru. Ama vakitte yani geçiyor, hayatta geçiyor. Mart ayımızın zam şampiyonu orta öğretim fiyatları. %21.3. Hı-hı. Niye? Gelecek yılın feyi mi ödeniyor şimdiden? Tabii ki. O zaman yine iyi artmış %20. Ona göre kayıtlar yenileniyor. Hı-hı. Devam etmek isteyen, edebilen devam ediyor ya da ona göre %121 hazırlıyor. Değil mi? %21 sadece. %21.30'la orta öğretim fiyatları. Listemizin 14. ikinci sırasında kuzu eti. Ah. Ay canım. %18.58. Hangi market bu acaba ya? Hangi kasaptan alınıyor ki? İyimser bir kasap. Çok valla bravo. Üçüncü sırada da %14.65 ile dana eti artmış. Hali hazırda var olanın üzerine Ramazan'da gelen zamlar zaten dikkat çekmişti. Bunların da oranı bu şekildeymiş. Peki yıllık bazda da en yüksek fiyat artışı %104.7 ile eğitim grubunda görüldü. İki kat. Evet. Vay arkadaş. Eğitimin ardından %94.97 ile lokanta ve oteller. Yani affedersin geçen yıl 2000 lira yedip içtik hesap öderken bu yıl kaça çıktı? 4000'e çıkmış 4000 o rakam. Sürecek. Evet. %80.25 ile de sağlık geldi. O fena. Evet. Vay arkadaş. Şimdi şöyle bir hikaye var. Yılda ilk kez enflasyon farkı alan SSK ve Bağkur emeklisi. Hı hı. %15.05'lik maaş artışını garantiledi. Bu cepte. Net rakam Nisan, Mayıs ve Haziran'a ilişkin enflasyon verisiyle de belli olacak. Hadi bakalım. Peki. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası'nın da Ebru'cu Mart ayı dün biraz bahis açmıştık bu konuda. Hı hı. En çok artan ürün sivri bibermiş %34 ile. Onu ayva, tuz yani yiyecekseniz ayva, tuz, et ve sucuk biraz daha artan ürünlerden olmuş. Düşenler de var. Salatalık. Mesela Çengelköy hıyarı çok güzeldir. Evet. İncecik şu kadar küçük küçüktür. %30 diyelim. 29.42 ile fiyatı en çok azalan ürün olmuş. Evet. Sevgili salatalığımız. Salatalığı da kabak, bakla ki bayılırım, karnabahar ve ıspanak ile yumurta takip etmiş. Bunlar işte budur, bu şeklidir. Ama hissedilenler ne acaba? Hani deniyor ya %3.16 arttı, yıllık %68.50 ama mesela hissedilen ne?
diyoruz ya, hava sıcaklığı 24 derece olacak ama 42 hissediyoruz mesela İstanbul'da. Evet. Çünkü nem fazla. O biraz bünyeyle alakalı. Bünye değil işte, daha evvel açıkladığı rakamlar şeydi. Mesela rakamlar bu ama hissedilen de şu diye bir açıklama yapmıştı sevgili kurum. Bakalım bu sefer ne diyecekler. Evet. Hayırlı uğurlu olsun, Allah bu günlerimizi aratsın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama işte önümüzdeki günlerde gelecek ya da gelmek üzere olan zamların habercisini var. Haber alıyoruz o şekilde. Hı hı. Onların da bir etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama esas aslında da maaşlara yansısın bu yaş, şey zamlar. Evet. Maaşlara yansımasını ama zaten bekliyoruz. Ama Sayın Bakan da söyledi, kamuda tasarruf yapacağız artık dedi. O büyük harika, etkisi olur. Harika, inşallah. Sen beni durdurmazsan devam ederim. Tamam, ben şimdi dinlemeye devam ediyorum. Çünkü yani bu altın niteliğinde verilerin bizim için çok kıymetli Muratçığım. Evet. Peki. Şimdi yürüyen bir banka ya da bankalar diyeyim sana. Nasıl olabilir diyeceksin. Bu bir şey değil, bu küçük bir butik banka bu. Ha, butik. O kadar çok kaçakçılar rastlanıyor ki. Evet değil mi? Bu enteresan, böyle ayakkabısının içine doldurmuş altınları külçe külçe. Yürüyor, yürüyen bankalar adeta efendim. Kim bunlar? Kars'ta yakalanan kaçakçıların ayakkabılarından tam 2,5 milyon liralık altın çıktı. Emniyet ekipleri takipteki 3 yabancı uyruklu şüpheliyi operasyonla gözaltına aldılar. Ve şahısların üzerinde yapılan aramada ayakkabıların içinde görmüş olduğunuz gibi 7 parça halinde 1,5 kilodan fazla altın sakladıkları tespit edildi. Yürürken ne olacak? Cebimizde bir üzerimiz aransa fark edilmez aldığını şeklinde. Aldığını düşünsene o altını. Kokar ya sürekli. Çorap kokusu. Evet, altın hayatım. Altın ne olursa olsun altın. Yurt dışından ise dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen altınlara el konuldu ve şahıslar hakkında da adli işlem başlatıldı. Böylesi görüldü mü bilmiyorum. Bunu da görmüş nasıl oldum. Görüldü mü? Bu bir daha minici. Butik diyorum ya. Tabii. Kilo kilo getiriyorlar ya. Yüzer kilo, yüzer kilo yani. Ayakkabıda yürürken. Yani hani, onlar geliyor canım da. Hani. Bir de bot falan giydiklerini düşün. Niye? Çünkü altında ithalat kısıtlaması var. Evet. Yani o da Ağustos'un 2023 Ağustos'unda yapmışlardı. İşte dış ticareti, ödemeleri falan dengeyi olumsuz etkiliyor vesaire diye. Öyle bir kısıtlama olunca işte altın ithalatına kısıtlamaya karşı kaçak yollara başvurulmuş. Ve arada bir yakalanıyor ama girenin de haddi hesabı olmadığı kimi çevreler tarafından söyleniyor. İnşallah ne bileyim ya, kaçak köçek işler ben sevmiyorum Ebru. Yani. Ya kokusu bir yerden çıkıyor işte. Çıkıyor gördüğün gibi. Yani onu da herhalde bir hali yoluna koyarlar. Ya muhtemelen bunu yaparlarken ne olacak canım, hiçbir şey olmaz asla, bunu kimse fark etmez şeklinde bir hareketle gelmiş. Ama operasyonla ve uzun zamandır zaten gözaltında takiptelermiş. Yakalandılar bu ve bunun gibi. Buna ya da dikkati böyle minik şeylere çekiyorlar. Esas büyük kaçakçılığı başka bir yoldan yapıyorlar. Bilemeyiz ki Ebru, bu işler değişik işler. Hiçbir şeyde gizli kalmıyor işte bu şekilde. Peki buyurunuz. Ankara'mızda Hurdacılar sitesinde bir yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü kapkara dumanlar. Niye? Çünkü lastik yanıyordu. Söndürmekte kolay olmadı. O dehşet anlarına gidelim, buyurunuz efendim. Hurdalık alanda yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlattı. Ankara Yeni Mahalle'de Hurdacılar sitesinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yanan lastiklerin dumanları gökyüzünü işte böyle kapladı. Ufacık bir yerde, toplasa 50 metrekare değildi. Şu anda 5 dükkan, yazık günah değil, 5 tane dükkanımız yandı orada. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin tutuşması ekiplerin işini hayli zorlaştırdı. Alev kapanında kalan sokak hayvanlarından bazıları hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Anneleri burada ama yavruları yangında kaybolmuş. Yangın uzun uğraşlar sonucu gece saatlerinde kontrol altına alınabildi. Ankara'ya büyük geçmiş olsun. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve gerçekten 12 saatte kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde gelen görüntülerde ise hala o dumanın ve havadaki o isin izleri vardı maalesef. Büyük geçmiş olsun kapkara öncelikle. Kapkara Ebru, o kapkara. Dumanlar yani atık, özellikle lastik yanıyor yani. Hiç lastikler. Kolay değil. Bak hala devam dalık ediyor baksana. Yani ki o alan da bayağı atıkların ve lastiklerin olduğu bir bölüm. Maalesef arkadaş diyor ya 50 metrelik alanda başladı diyor. Aklıma yani o Bodrum'daki, Marmaris'teki orman alanları geldi. Gözümüzün önünde şimdi söner falan dediğimiz şey hektarlarca orman alanına dönmüştü Allah aşkına. Bu görüntüler yani son dakikalarda gelen görüntüler bu arada. Bak hala söndürüm yani şey kontrol altında. Söndürülmeye çalışılıyor. Büyük geçmiş olsun. Neyse ki bir can kaybı söz konusu çok değil. Ama tabii ki zarar görenler var. Esnafın dükkanları
vesaire. Çok büyük geçmiş olsun bir kez daha. Ah be güzel kardeşlerim, işte en başından beri dikkat etmek lazım ya. Baksana evet, şuraya. Büyük bir kompleks, evet. Çalışma makineleri, bak. Yani giderek daha da fazla tabii yayılabilirdi. Ama yani çok yoğun bir şekilde söndürme çalışmalarına girildi. Her yerden, her şekilde, ilçesinden kurumlarına kadar. Havadan, karadan büyük bir destekle öyle ciddi anlamda hemen kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ama dediğimiz gibi yanıcı maddenin etkisi o kadar yüksekti ki hem duman açısından çalışmanın da zorluğu orada ortaya da kendini gösterdi. Hem de bir şekilde yangının büyüklüğü durdurulamadı. Çok büyük geçmiş olsun. Tabii hayvanlarımız da var. Tabii yaydığı o dumanların evet, verdiği maalesef bir onlar da ayrıca onlar bir konuşulur. Onlar da etkilendiler. Evet. O zaman İstanbul'dan şöyle bir zıplayalım şeye. Atina'ya gideceksin. Bizim Fatih Hoca da orada biliyorsun. Aa. Evet. Değil mi orada? Yani. Kalimera. Ata Demirer de oraya gitti. Ha? Aslında iki tane Fatih Hoca var orada. Şimdi Ata Demirer'i de biliyorsun. Bir artık gitmiş bir hafta sonu. Değil de hafta içi, hafta sonu çok kalabalık oluyor. Sosyal medya hesabından da tatil paylaşımlarını yapmış. Yürüyerek şehri geziyor. İyi de yapıyor. O gezinti sırasında da zambak sevgisi ortaya çıktı. Beyaz zambak hikayesi biliyorsun zaten son filminden. Evet. Bakalım bir izleyelim ya ne demiş. Sevgili arkadaşlar, Atina'da Akropol'e çıkarken bir patika var. Orada biraz kaybolmuş gibiydik ama meğersem bizi Atina'nın beyaz zambaklarına çıkarıyormuş o patika. Yani sen gel Atina'da beyaz zambakları bul. Evet. Bir rüzgar var rüzgarda, yürü. Atina bülbülü Ata ya, olmuş. Valla güldürdün, iyi ki sağ olasın. Ne yapmış ki? Ne yaptı? O kadar güldürecek bir şey yok. Yani hemen bak anı espriye çeviriyor anı. Beyaz zamba görünce konuşmuş işte. Hemen o kadar da bir yandan bitiremeyelim. Canım, hava güzel. Sırt çantasını almış. Üniversiteliler evet gibi ben de çok öyle seviyorum. Dolaşıyor ediyor falan. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel tabii. Harika. Atina bülbülü kesildi. Kalimera atacım. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama zayıflaması tabii değil mi? Apayrı güzel olmuş. Evet, evet. Attı üstünden Fatih o kiloları. Fatih Hoca ile buluşurlar mı dersin? Ha? Fatih Hoca ile buluşurlar. Şart ve gerek bence. Gerek ve şart yani. Ebru'şu niye olmasın? Kalimera, Kalimera. Yani. Tabii harika. Şimdi bir yazda başladığına göre değil mi? Evet, bizim tabii Ege kıyılarının tabii hemen sınırlarımızı yavaş yavaş olalıyordur. Hayır bu gider, onda bir sıkıntı yok. Hı. Da bizim Ege kıyılarımızda Yunan adaları var. Evet. Vatandaşlar bayramda nereye gider sence birçoğu? Giderler evet. Nereye gidecek? Yunan adaları artık başladı. En az bir hafta, daha doğrusu en fazla bir hafta, 10 gün boyunca vizesiz seyahat. Kapıda vize değil mi? Aa, güzel. Nesi güzel ya? Biz niye dolar euroları kazanıyoruz da adamların evinde harcıyoruz? Çünkü memleket pahalı. Allah aşkına. Ne? Memleket pahalı buyurun diyorsun. Tam nerelere gidecek? Gitmek istediğin zaman nerelere gidilebilir? Efendim Türkiye ile Yunanistan arasında kapıda vize uygulamasına başlandı. Geçilmesine karar verildi. Uygulama bütün ülke için olmasa bile 10 ada için başlatıldı. Öyle bir anlaşma yapmışlardı. Evet, evet. Schengen vizesi kapsamında olan 10 Yunan adasında geçerli olacak. Kapıda vize uygulaması kapsamında Türk vatandaşları 60 euro ödeyerek bir haftaya euro kadar. Evet. Hemen hesaplıyorum. Adaları ziyaret edebilecek. Bir dolu kur var. Hangisinden hesaplayacağım? 35 diyelim euro bari diyor. Ne diyeyim? Ya oradan ortalama. Ha işte euronun bir dolu kuru var yani. Anladım, bir tamam banka kuru var, bir kapalı çarşı kuru var, bir esnaf kuru var, sen bir Murat Güloğlu kuru var, bakalım bir Ebru Akel kuru var. Heh, söyle bakalım Ebru. Dur. Bir hafta adaları ziyaret edebilecek vatandaşlarımız efendim. Bayram için planları olmayanlara. En fazla durdur bir hafta mı gidiyorlar? En fazla. Uygulama henüz 10 adanın tamamında başlamasa da Haziran'a kadar bütün çalışmaların tamamlanmış olması bekleniyor. Yani bu bayram yakalar mısınız adaya? Hangisini yakalarsınız? İyi öğrenin lütfen. Hani kapıya kadar gidip ne oldu bize denmesin. Önden öğrenin lütfen. Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryos, Kalimnos, İstanköy, Sönbeki ve Meis adalarına bu şekilde kapıda vize alarak geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi tabii yani hani baktığın zaman aslında Sakız'la Sisam herhalde aynı. Samos belki işin içine girmiştir bizim Kuşadası'nın karşısında. İstanköy dediğinde Kos zaten Bodrum'un karşısı. Evet. Meis zaten Kaşımız'ın karşısı. İşte hepsi burnumuzun dibindeki adalar. Yani arkadaşlar Bodrum'da, Marmaris'te, şurada burada gitmek yerine yaklaşık 2100 lira verip 2100 kişi başı ne yapacaklar? Şeyi alıyorlar, vizeyi alıyorlar. Vizeyi alıyorlar. Gidiş gelişler de var. 25-50 eurodan bahsedelim. Bir de orada euro harcayacaklar. Ona rağmen Bodrum'daki fiyatların yarısına kalıyormuş mesela. Otel bir fiyatlarının evet şimdiden. Ama oraya gittiğin zaman 40-50 euro aşağı yukarı evet ne harcayacağını biliyorsun. Evet, doğru. Valla iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Çünkü memlekete para girmesini beklerken memleketten para çıkacak bir taraftan evet da. Hayırlısı olsun. Harika. Rabbim bu günleri aratmasın. Aynen. Amin.
Peki bu arada yurt dışı demişken hemen söyleyelim. Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süreleri uzatıldı. 120 gündü bu süre ve şu anda 180 güne çıkarıldı. Hmm. Yurt dışında ikamet eden ve beraberine mobil cihaz getirenler, bu çok sorulan, çok aranan, arama motorlarında çok acaba süre açısından merak edilen bir konu. Vatandaşların 120 günlük süreyi 30'ar günlük sürelerle iki defaya mahsus olarak 180 güne kadar E-Devlet üzerinden uzatabilecekleri açıklandı. Hmm. İyi, E-Devlet üzerinden kendileri evet, hallediyor. Geri halledebiliyorsunuz. Hmm, anladım Ebru. Yurt dışı telefon kayıt ücreti Ocak 2024 itibariyle ne kadar olmuştu derseniz? Kaç? 31.692 liraya yükseltilmişti. Ona rağmen aynı telefon Türkiye'de çok daha pahalı. Hala öyle kalıyordu. Bu ücreti ödeyenler yurt dışından aldıkları telefonu ücretsiz kullanım süresi dolduktan sonra da süresiz kullanabilirler. Anladım. Yani 180 gün ücretsiz, 180 güne kadar. Ondan sonra da giriş çıkış yaparsa pasaportlarıyla kayıt ettirebiliyorlar. Hatırlasana bir ara Gürcistan sınırlarında vatandaşlar telefon, yığılmıştı. Ya kardeşim dolar bu kadar yüksekken nasıl alıyorsunuz falan filan deniyor idi. Evet. Zaten aşağı yukarı ortalama Türkiye'ye gelecek bir telefon Amerika'dan alsa 1000 dolar falan. Evet. Geliyorsun burada bir de 30 bin lira ödüyorsun, ona rağmen hala düşük kalıyor yani evet, diye düşün. Ha bundan sonra bir zam gelir mi gelmez mi, bayram sonrası falan filan her şey olabilir. Her şey olabilir. Evet. Allah bu günlerimizi aratmasın bir kez daha aratmasın. Söyleyeyim. Aratmasın. Dün akşam sandık kokusunda kayboldum ben. Gerçekten. Çünkü? Yani aşkın, hesaplaşmanın, birçok hikayenin, yeni yeşeren ilişkilerin. Ama ben bu abilere bakıyorum. Soğukkanlı planların içinde kala kaldım. Bir bakıyorum böyle bir hoşlandıkları bir hanımefendi gördüklerinde böyle Atademir'in beyaz zambağı gibi oluyorlar. Değil mi? Ama o hanımefendi dışarı bir çıkıyor, hepsi birden aslan parçası yani. Kesinlikle. Vay, erkekler böyle bir şey işte. Evet, filmin işte dizinin gerçekten film tadında bir bölüm, sandık kokusunun son bölümünde neler yaşandı bakalım. Eve dönüyorum. Konuşmaya mı? Yo, bayağı dönüyorum. Ben gidersem öyle sessiz sedasız gitmem. O evi yakar öyle giderim. Yapma Allah aşkına, korkutma beni. Anne, korkacak bir şey yok. Ben de geleyim mi seninle? Adnan'a bildiğimi söylemeyeceğim. Yani bayağı intikam almaya dönüyorsun sen. Aynen öyle anne. Babam, benimle evlenir misin? Bu ne? Yüzük sen istemiştin ya. Bu şakadan ama. Ben gerçek yüzük istiyorum. Benim annemin taşıyla çok güzel yüzüğü var. Evlilik öyle olur. Bunun olmaz. Lütfen konuşalım. Konuşamayız. İşimdeyim, gücümdeyim, patronun yanında. Lütfen gider misin? Benim için sorun yok. Teşekkürler Cevdet Bey. Gider misin lütfen? Benden günah gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Açar bırak! Bırak! Bırak beni! Ya aslında benim sizi davet etmem gerekiyordu ama. Canım sizi davet etmiş oldum. Allah Allah. Yok canım, olur mu öyle şey? Zaten kahveye gitseydik de hesabımızı verecektik yani. Aman Hasan Bey, bu zamanda kaldı mı artık öyle şeyler? Öyle bu zaman, bu zaman, ma zaman lütfen. Biz onları bilmeyiz. Yani iyi güzel de. Ben de size borçlanıyorum böyle böyle yani. Gönül borcu olmaz. Diğeri kolay. Mafyasın. Senin babam bir katil. Yani beni ve çocuklarımı öldürebilecek kadar katil. Reha ile Lale bunu benden önce biliyor. Ve ben ne yaptım ya ben? Ya ben bunları hak edecek ne yaptım ben? Sen bunları hak edecek hiçbir şey yapmadın. Önce boşanman lazım. Yalandan da olsa evli biriyle benim hiçbir işim olamaz. Önce boşanman lazım. Umut var ya. Yani. Sen önce boşan. Sonra konuşuruz. Şundan bir daha derseniz. Buyurun hanımefendi. Hı. Teşekkür ederim. Nasıl? Güzel mi? Güzel. Acısı yerinde mi? Çok. Dur ya, bir şey olur. Hanımefendiye bir ayran mı? İyi misin?
tarafa gittim geldim ben. Hiç ayran içmedim. Ama ben o üç çocuklu kadına aşık oldum baba. O üzülsün istemiyorum. Bana zorluk çıkartırsan kaderin inini biliyorum. Gideceğim, avlayacak beni. Ne diyorsun lan sen? Blöf yapmıyorum baba. Bak ben blöf yapmam, bunu çok iyi biliyorsun. Ben dediğimi yaparım. Ya kabul edeceksin. Ya da biz seninle bu gece vedalaşacağız. Karşı kim lan? Karşı kim? Denetle beni! Ha yine bir kapı açıldı. Yine kapı açıldı. Baharda da açtılar ya. Evet. Bekliyoruz vallahi. Kim çok hocam? Çok heyecanlı. Hasan o centilmenliği kapıda bırakmış içeri girerken belli ki. Hangisi asıl yüz diyecek olursanız tabii ki hani şunu resmedebiliriz görüntüde. Ama o kapıyı açan çünkü az önce bir sahne önce de Filoş yediler acıları tabii. Böyle bir ferahlamak istedi, yüzünü yıkamak istedi. Ve bu nerede acaba evin içerisinde diye ararken tak dedi oradan içeri girdi diye düşünüyorum. Ha düşünüyorsun sen. O ha ben de dedim o mu? Aman Ebru. Akıl yürütüyoruz. Her şey olabilir canım, yani. Aynen öyle. Ha, tamam. Aynen öyle. Karsu dedim, kim Allah deyince Allah, Karsu'nun da Filiz'in kızı olduğunu duyunca peki bakalım. Şöyle bir şey var. Sen mesela beyefendi geliyor diyor ki babacığım ben üç çocuklu bir kadına aşık oldum. Tepkisini gördük. Evet. Hasan kardeşim kaç çocuklu bir kadına aşık oluyor. Evet. Dolayısıyla yani burada bu nedir yani hani çifte tabii standart çok hiçbir doğru zaman anlamış değilim. Bravo, yani ben söyledim. 60 yaşında aşık olabilirim de o problem değil. Senin oğlan 3 çocuk 5 çocuk. Ya kalp bu gönül bu diyoruz ne olacak? Aynen. Ya kardeşlerim lütfen çifte standart hayatımızdan bir çıkartalım ya. Herkes insan seviyorsa ne güzel herkes insan evet sevsin. Bu arada ben 19-20 yaşlarımda Şanlıurfa'ya gitmiştim. Bir of çiğ köfte yemiş idim. Ya. Aha buradaki gibi. Hala unutamıyorsun. Hala o tadı arıyorum. Gerçekten. İşte o tadı arıyorum. Ben İstanbul'da, Türkiye'de, Amerika'da, New York'ta, ne bileyim canım, İzlanda'da, İskoçya'da gitme her tarafta o çiğ köftenin tadını arıyorum. Seni o yüzden geziyorum. Ben. Götüreyim ben seni. O tadı bulamayacağımı düşünmüyorum. Şanlıurfa'ya çok gittim. Orası mı defalarca acaba? Orada, gittim burada ama işte Hasan Beyciğim'in yaptığı o çiğ köftenin tadı o ağızlarda kalır. Evet. Tıpkı bir kahvenin, sade kahvenin 40 yıl hatırı olduğu gibi. Peki Karsu ile Atilla'nın karşılaşmasında ya bence Karsu'nun yine bir planı var. Boşanmadan evli bir erkekle işim olmaz ve seninle konuşmam diyor. Ama aynı otel hikayesinde yaptığı gibi burada da yine bir planı var bence. İstediği noktaya getirdikten sonra Karsu'dan büyük bir hareket bekliyorum ben. Bekleniyor. Evet. Hadi bari şunu da söyleyelim bu yüzük hikayesinde. Ay çok tatlı. Çok tatlı da o kız ne tarafı diyor sürekli olarak yok tam tur isterim, 50 karat isterim, 100 karat isterim, isterim onu da isterim, bunu da isterim, ay çiçek doğal, hayır onu da isterim, yat kat isterim, hiç demek ki yavruluktan daha başlıyor. Sevgiyi aşka hapsedenler var öyle şeylerin içine saklayıp, onu da bir düşünmek lazım. Zaten öyle bir istekle gelene de şöyle bir bakmak lazım değil mi? Yani. Bilmiyorum işte en küçük yaşlardan itibaren. Demek ki gördüklerini yapıyor bu çocuklar ya. 50 evet karat isterim, 100 karat isterim, tam tur isterim. Niyeyse. 50 karat, 100 karat da iyiymiş vallahi. Peki sevgili Aydilge, sevgi selam gönderiyoruz buradan sevgili Aydilge'ye. Büyük geçmiş olsun. Kalça eklemindeki bir yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınmış geçtiğimiz günlerde. Hmm. Yaklaşık 4,5 saatlik bir operasyon geçirmiş. Ve daha sonra da hastaneden bir paylaşım yaparak iyiyim dedi. Hemen bir kulak verelim. Merhabalar. Ameliyatım çok başarılı geçti. Çok acilen ameliyata alınmıştım. Labrum yırtığı nedeniyle kalçamdan. Ama şimdi çok iyiyim. Sizlerle bu güzel haberi paylaşmak istedim. Beni hep çok hoplayıp zıplarken görmeye alıştınız konserlerimde. Size söz veriyorum. En kısa zamanda hemen ayağa kalkıyorum. Dualarınız ve iyi enerjileriniz için çok teşekkürler. Şimdi Utku'ya antrenman ay yapıyorum. Canım. Bak antrenmandalar. Evet. Çok tatlı. Eşi de mi yanında spor yapıyor? Evet, güzel. Madem yürüyüş yapıyoruz. Çok tatlılar. Oo, çok iyi. Ama beni geçemezsin. Süper motivasyon. Yanımda bitiriyor. Evet, ben kazandım.
Bayılıyorum böyle eğlenceli insanlara. Yani orada bir zorluk ve nispeten bir ağrı dram var değil mi? Ameliyattan kalkmışsın. Ebru bir an önce, hayır niye bir taraftan tabii de bir an önce iyileşip sahnelere çıksın. Ekmek tabii, parası yani. Zaten yapsa. Hayır kocası yanındaki müzisyen eşi sevgili Utku Barış kardeşim. Onun derdi de biraz olabilir. Bir an önce sahneye çıksın da paralarımızı kazanmaya başlayalım. Çünkü hesaplar yeniden şu an, kartlar yeniden daha şey karıldı aynen. Bu operasyon sonrasında. Evet. Bayrama yani da. Tabii sağlık çok kıymetli, çok tabii. Önemli. Bir an önce elbette işlerinin başlarında olsunlar. Zaten onları görmek istiyoruz. Çok da seviyoruz Aydil Gey'i. Buradan sevgi selam gönderiyoruz. Kadir İnanır abimize de buradan bir kez daha acil şifalar dileyelim. Bayramı evinde karşılayacak. Türker Beyciğimizi de bugün son yolculuğuna uğurluyoruz. Allah'tan rahmet bir dileyelim diyerek. Aynen. Bayram diyetine doğru gidiyoruz. Malum önümüzdeki hafta. Biz bu arada haftaya yokuz arkadaşlar. Ona göre bayram tatilimiz var. Biz de bayram yapacağız. İftar masaları, sahur sofraları derken hurma, meyve, tatlı vesaire bayrama forma girmek isteyenler, daha doğrusu aslında yaza forma girmek isteyenler bayram diyetini uygulamaya başlasın. Şahane. O da nasıl olacak? Bir i̇şte haftada 2 kilo. Oo, harikaymış. Bakalım nasıl olacak? Davetler, iftar sofraları. Tabii ki bir 2-3 kilo fazla fark etti yani. Pide, sucuk, pastırma akla ne gelirse. 2 günlük yemeğimi yiyorum bir gecede. Yemeğin üstüne su falan dediğin zaman kilo alıyorsun ister istemez. Bayrama kadar aldığımız kiloları toparlamada en büyük destekçilerimizden biri olacak. Lezzetli yemeklerle donatılan iftar masaları, tok kalmak için abartılan sahur sofraları. Ramazan'da ipin ucu kaçtı, kilolar arttı. Tabii ki normal günlere göre biraz daha fazla yemek durumunda kaldık. Çok kaçırdık. Ezandan sahura kadar hiç durmadan yemek yiyorum ya. Havalar ısındı, kalın kıyafetler de gardıroplara kalktı. Tabii Ramazan boyunca o kalabalık sofralarda yediğimiz lezzetli yemeklerin aldırdığı kilolar da böylelikle ortaya çıktı. Akşamları tabii ki pideler falan. Bir muhakkak bir tatlı krizi oluyor yani. Bayrama da sayılı günler kaldı. Peki Ramazan'da pidelerle, tatlılarla sivrileşen göbeği bir haftada eritmek mümkün mü? İşte 2 kilo verdiren diyet tarifi geliyor. Yarım litre bir kaynar suyumuz var. Bunun içine zerdeçalı ekliyorum. 2 dilim limon ekliyoruz. Maydanozumuzu ekliyoruz. Maydanoz özellikle vücuttaki fazla ödemi, yağ hücrelerinin parçalanmasında çok görevli. İçine bir de 4-5 adet defne yaprağı ekliyorum. 4-5 tane karanfilimiz var. Ödem çayını oruç tutanlar iftarla sahur arasında, tutmayanlar ise akşam yemeğiyle uyuyana kadar olan arada tüketebilirler. İşte bu da yağ yakan yoğurt tarifi. Yoğurdun içine bir tatlı kaşığı chia tohumu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar çörek otu ekliyorum. Diğer malzememiz ise sumak. Bu malzemelerin en önemli özelliği tok tutma özelliği. Kapya biber tatlı isteğini bastırır. Oruç tutanlar sahurda kullansınlar, tutmayanlar da kahvaltıda kullanabilirler. Tatlı krizinin formülü ise tarçınlı kahve. Tarçınlı kahve yemekten sonraki tatlı isteğini bastırır ve daha az kalori almamıza yardımcı olur. Yaza da düğünler var. Onun için de biraz vermem lazım. O da biraz motive edecek. Vallahi güzel, doyurucu, besleyici. Hani öyle anlık şok diyetler vesaire gibi diyetlere her zaman karşıyız. Uzmanlar da asla uyarmıyorlar zaten. Çünkü o verilen kilolar da bir anda geri alınıyor ya. Onun için sen hani ödemin mi fazla hissediyorsun? Sen de mesela hemen hemen iki gecede bir iftar davetlerinde görüyorum hamd seni. Hamdolsun Rabbime. Hamdolsun maşallah. Yani sen de hissetmişsindir kendinde. Şimdi ama biraz canım. Ödem var, biraz şiştim falan filan derken sen ben hepimiz. Sahurda soda içiyoruz sonra, maden suyu içiyoruz. Sabah geliyorsun. Ne güzel. Biraz diyorum sahurumu da yaptım. Yaptı biraz diyorsun, midemde hafif yanma var geceden böyle. O da Allah'ın emri diyoruz, ne yapalım. Doğru tabii, mutlaka. Yani metabolizma da değişiyor haklı süreçte haklı olarak. Bence çay çok güzel, kahve çok güzel fikir. Tarçınlı kahve hiç duymamıştım. Tarçının fiyatı ne kadar ki, ben de duymadım. Yani baktığımız zaman sevgili Ebru'cuğum. Valla ne yapılacaksa yapılsın ama sağlıklı bir şekilde yapılsın. Aynen. Bir de herkesin verecek kilosu var zaten. Yani istediğin kiloya ulaşsan da birkaç gram şuradan mı? Herkes o bitmez o telaş. Dolayısıyla hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olsun, olsun. Güzel kardeşim. Heh. Veremiyorsanız da üzülmeyin, verirsiniz. Veririz. Aynen öyle. Yürüyüş de çok önemli bunun yanı sıra. Peki Endonezya'ya mı gidiyoruz? Gitmeyelim mi ya, baksana. Ne görüntüler. Dışı seni, içi beni, içi seni, dışı beni yakan görüntüler. Aynen öyle. Vay arkadaş. Endonezya'nın Java, Yava ya da Hava adası her neyse. 2963 metre yüksekliğinde Ebru'cum burası. Genelde biz Sicilya'dan Etna'yı hatırlarız. Bir de İzlanda falan. Yerel saatle 8 sıralarında bir patlama meydana gelmiş. 1,5 kilometre yüksekliğe kül ve duman fırlatıyor. Bizim maalesef Ankara'daki yangın gibi bak.
Evet. Ve her yerden görülüyor. Herhangi bir tahliye emri verilmemiş. Herhalde doğal karşılandı. Evet. Adamlar orada alıştılar bu işe. Ya da bekleniyor muydu acaba? Hani bu sene ama ilerleyen zamanda olduğumuz... olabilir o tahliye hadisesi. Çünkü anladığım kadarıyla sadece duman ve kül. Evet. Bu da işte dünyamız böyle bazen coşabiliyor. Boşaltılıyor ama bu son dönemde verdiğimiz kaçıncı yanardağ aktif hale güzeldir. Gelmesi. Güzeldir. İnsanoğlu ve dünya güzelliğe doğru ilerler. Hiç kaygılanmayalım. Harika. Biz de reklamlara doğru ilerliyoruz efendim. Buyurunuz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Evet, yarın saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.